Evet arkadaşlar, yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu videomuzda 2016 133 Corolla aracımızın kapaklarını siyahla birleştireceğiz. Nasıl yapacağız? Yani kapaklarımızı maskeleyip şu iç taraftaki kısımlarını siyaha boyayıp güzel bir görünüm kazanmaya çalışacağız. Yapanlar oldu. Gayet güzel, hoş duruyor. Bir çelik çant görüntüsü veriyor. O yüzden biz de yapma kararı aldık. Bir de ayrıca şu paslanmalar, zamanla oluşan paslanmalar da yine bir siyah sprey boyayla boyayıp kaybedeceğiz. Şimdi kapaklarımızı sökmeye başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, zımparalama işlemlerimiz bitti. Şimdi astlara geçeceğiz. Bir kapağın astlarını nasıl atabiliriz onu göstereyim ben. Hepsini çekmeyeceğim. Astlarımızı atmaya başlayabiliriz şimdi.
Evet arkadaşlar, rastlarlama işlemimiz bitti. Yaklaşık bir yarım saat kadar bekleyeceğiz astlarımızın iyice kuruması için. Daha sonra astlarımız kuruduktan sonra tekrar üstünden ince kısa bir zımpara işlemimiz olacak. Ondan sonra da boya işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, zımparalama işlemimiz bitti astardan sonraki. Şimdi son aşama olan boyama aşaması kaldı. Onu boyamaya geçeceğiz. Kullandığımız boya, normalde benim kullandığım boya bitti. Selülozik boyaydı ama ben bunun son kapağı yetmedi o. Zaten yarım da 400 milimlikti. Ucuzlukçudan aldım ben bunu. Herhangi bir ucuzluk mağazasında bulabilirsiniz. Siyah boya. Üstüne vernik atacağımız için boya aynı olacak zaten, parlaklığı. Şimdi boyama işlemine geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, boyama işlemimiz tamamlandı. Şimdi son aşama olan verniğimizi atacağız birazdan. Boyamız bir 5-10 dakika kurumaya bırakıp daha sonra verniğini atabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son aşama olan vernik aşamasına geldik. Şöyle akrilik verniğimiz. Bunu da üstünden atacağız. Boyamız çok fazla beklemedi. Bir 5 dakika kadar bekledi. Ondan sonra işlemimiz tamamlanacak. En son maskeleri sökeceğiz. Evet arkadaşlar, vernikleme işlemimiz de tamamlandı. Ben bu kapağı
kurumaya bırakacağım. Diğer ikinci kapak da burada. Ben bunlardan önce iki tane kapak hazırladım, yaptım. Hemen onların da şeklini göstereyim size. Kapaklarımız bu şekilde çıkıyor. Bu kapaklarımızda ufak hatalar var. İllaki olacak. Çünkü zımpara yaparken bu bantlarımız kalktığı için şuralar tam net çıkmadı. Yani biraz bozukluklar var oralarda. Maskeleme bandımızın kalıntıları var. Şu orta göbeğimize sıçrama taşmalar var. İster istemez. O yüzden biz bunları şu şekilde oje çıkaran aseton dediğimiz maddeyle temizleyeceğim arkadaşlar. Bunun için şöyle bir kulak çöpü yardımıyla yapacağım. Çünkü ince detaylar olacak. Yani ince işçilikler olacak. O yüzden o daha iyi olacak. Düzeltmelerimizi yaptıktan sonra en son montaj aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Ben şimdi videoyu burada sonlandıracağım. Montaj aşamasıyla devam edeceğiz. Ben bu düzeltmeleri yapacağım. Bunları çekmeyeceğim. Çünkü yani çok uzun bir işlem olacak bunlar. İnce ince tek tek uğraşacağız. O yüzden bunları çekmeyeceğim. Montajda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kapaklarımızın ikisini bu tarafı da taktık. Diğer tarafları da taktık. Bu şekilde bir görünüm sağladık. Diğer tarafa da bakalım. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel, hoş bir görüntü oldu. Evet, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.